Herkese merhaba, ben Murat Berk. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Dün uzun zamandır bekleyen Fed'in toplantısı vardı, faiz toplantısı. Burada beklendiği gibi 25 bas puanlık bir arttırma gitti Fed. Hem Powell'ın konuşması hem de karar metninde yer alan ifadeler piyasalar tarafından olumlu algılandı. Burada Powell en az bir faiz arttırmanın daha kesin olarak sinyalledi. İkincisi ve ardından ne geleceği ise biraz data dependent, yani verilere bağlı olacağını açıkladı. Konuşmanın tamamı soru cevap kısmında aslında çok güvercince değildi ama piyasalar biraz daha olumlu tarafından bakmayı tercih etti açıkçası. Burada baktığımız zaman Fed'in piyasalardaki yükselişe biraz daha şahince bir tonla karşılık vermesi beklenebilirdi. En azından benim beklentim buydu. Fed bunu yapmayarak piyasalardaki olumlu havaya bir katkıda bulunmuş oldu ama enflasyon tahmin edildiği kadar düşmezse, ki çekirdek enflasyon göstergelerine baktığımız zaman görüntü bu yönde. O zaman Fed'in bir ara verdikten sonra tekrar faiz arttırımlarına gitmesi gibi bir senaryo gündemde olabilir. Ama şu an itibariyle piyasaların fiyatladığı senaryo, Fed faiz arttırımlarına son verdi. Hatta faiz indirimine gidebilir. Enflasyon düşüyor ama resesyon yok. Yani yumuşak bir inişi gerçekleştirecek. Bu olabilecek en olumlu senaryo. Piyasa şu an onu fiyatlıyor. Dolayısıyla benchmark bazında gidecek olursak S&P 500 benchmarkı dün 4150 bölgesine oldukça yaklaştı. Daha önceki yorumlarımızda 4100-4200 aralığını görebilir bu hareket diyorduk. Aynı görüşteyiz. Hatta üstüne çıkma ihtimali de bu Powell'ın konuşmaları sonrası arttı. Yani 4300'lerde görülebilir ama buraları özellikle Şubat ayında beklediğimiz satış baskısı sonrası bir tepe olarak kalma ihtimali bizce hala daha yüksek. Bizim bu anlamda piyasa görüşlerimiz değişmedi. Şu an gözler Fed'den ziyade yavaş yavaş ekonomik görünüme ve şirket finansallarına çevrilecek. Bu bağlamda dün Facebook'un kardeş şirketi Meta'nın yaptığı açıklama ve hisse geri alım programı piyasalar tarafından çok olumlu algılandı. Bu sabah da Nasdaq vadelileri o haberin etkisiyle yukarıda. Burada özellikle Apple, Google ve Amazon isimleri ön plana çıkıyor. Bunların şirket finansalları nasıl olacak beklentileri kıyasla ve ileriye doğru yönlendirmelerin de nasıl olacak? Piyasaların görmek isteyeceği konular arasında bunlar var. ECB tarafına geçecek olursak bir 50 bas puan faiz artırımı neredeyse kesin. Ve ardından bu faiz artımlarının devam edeceğine yönelik sinyaller bizce ortaya çıkacak. Yurt içine dönecek olursak bizim piyasalardaki baskı 8 gündür üst üste devam ediyor işlem günü bazında. Burada özellikle biz yılbaşına yayınladığımız, daha doğrusu 16 Ocak'ta yayınladığımız rapor ve öncesinde yayınladığımız diğer raporlarla bizim piyasalara ilişkin geçen seneki kadar olumlu bir piyasa beklenmemesi gerektiği izah etmeye çalıştık. Bu bakımdan temkinli olunması gerektiği, hisse senedi seçimlerine çok azami dikkat göstermesi gerektiği gibi hususları birkaç kere tekrarlamıştık bu raporlarda ana başlıklar olarak. Bu bağlamda bizim piyasalardaki zayıflık çok beklenmedik değil ama boyutu bizi dahi şaşırttı. Dolayısıyla endeksin 4600'lerde dengelenmeyeceği bizce önemli. Çünkü oraları normal şartlarda bir dip teşkil etmesi gerekir ama oralarda tutunmayan bir piyasanın resmi bizce çok hoş olmayan bir resim ortaya konur diye düşünüyoruz. Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak. Beklenti 3,8. Bu gerçekleşirse enflasyon 53,7'ye gerilemiş olacak ki bu büyük oranda baz etkisinden kaynaklanıyor. Ek olarak PMI verileri açıklandı ISO tarafından Türkiye için. Bu 10 ay sonra ilk defa eşik değer kabul edilen 50'nin üstüne çıktı ve 50,1 değerini aldı. Bu iyi bir haber çünkü 10 ay sonra ilk defa eşik değerin üstüne çıktı. Ama alt kırılımlara baktığımız zaman özellikle yeni ihracat siparişlerindeki düşüş devam ediyor. Bu da ihracata yönelik bizim soru işaretlerimizi destekler nitelikte bir veri oldu.
Özetlemek gerekirse Fed'in aslında çok güvercinci olmayan ama piyasadaki yükselişe karşı da çok fazla bir reaksiyon vermeyen açıklamalarından sonra S&P'de bizim tepe gördüğümüz 4100-4200 aralığına kadar bir yükseliş kaydettik. Bu devam edebilir belki 4300'e kadar ama Şubat ayında biz bir düşüş beklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla o tarafta da temkinli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim piyasalar için de izah etmeye çalıştığımız gibi çok daha temkinli ve hisse bazlı düşünme, hisse seçimi konusunda çok titiz olma vakti içindeyiz halen. Benim aktaracaklarım bu haftalık bu kadar. Herkese güzel, sağlık dolu günler diliyorum.